Şu an burada arkamda robotlar var, şurada robotlar. Şuna bakar mısın, ne kadar gerçekçi ya, oha. Görebiliyor musun? Şurada devasa, vallahi devasa bir şey yani. Oo, şöyle yakışıklı bir robot yani. Hani fenalık bastı. Bak, gözüne bak. İyi bak, tamam mı? Sola gidince... Gördün mü nasıl takip ediyor? Sağa gidince... Nasıl takip ediyor, gördün mü? Çok korkunç ya, baksana nasıl mimiklere bak ya. Japonya'da virüs var diyorlar. İnşallah bu videoyu yayınladığımda, genelde 1-2 ay geç yayınlıyorum. Virüs geçmiş olur. Maskenin sebebi bu. Hasta olduğumdan değil, hastalanmamak için. Ki birçok kişi bana soruyor. Japonlar niye hep maske takıyor, niye maske takıyor, hastalar mı, şunlar mı, bunlar mı? %20'si fashion. Biliyorsunuzdur belki ama mesela Kore'de, Japonya'da Koreliler siyah, Japonlar beyaz. Böyle maske takmak moda, tarz gibi bir şey. Cool mu, tatlı mı, öyle bir şey gösteriyor herhalde. İkincisi ise, bu arada sesim geliyor değil mi? İkincisi ise alerji. Japonların iki kişiden bir tanesinde polen alerjisi var. Bu yüzden hele ki bu bahar döneminde, Mart'ta, Nisan'da falan filan herkes bunu takıyor, görebilirsiniz. Herkes hapşuruyor, mapşuruyor. Benim babam falan da. Eğer polen alerjisi olmasanız bile bir müddet buraya gelip birkaç sene yaşarsanız, ki babam 25 senedir yaşıyor. Adam şu an mesela polen dönemi o geldiğinde nefes almakta zorluk çekiyormuş. Üçüncüsü de hastalanmamak için, hani virüstür, şudur, budur, onlar dolaştığında falan hastalığı kapmamak için. Allah, acayip rüzgar var ya. Dördüncüsü de hasta oldukları için, millet hastalık bulaştırmamak için. Gibi gibi. Neyse arkadaşlar, selamünaleyküm, konuşma tekrardan. Bugün, dersi bugün de büyük ihtimalle birkaç gün gezerim etrafı. Onları da bir videoya toplarım. Japonya'daki malum bu robot olayları. Yani herkes Japonya deyince o robotlar da böyle bir yüksek binalar, şunlar bunlar falan diye düşünüyor. Yüksek bina olayı her yer için geçerli. Gördüğünüz üzere hepsi burada max 2 katlı. Ama Japonya'da bazı şeyler robotlaştırılmış. Bu gerçek. Farklı farklı alanlarda farklı farklı robotlaştırılmış şeyler var. Şimdi tek tek bunları size göstermek istiyorum. Benim de hani genel bilgi olarak bildiğim şeyler ama bizzat öyle onu göreyim edeyim diye gittiğim yerler değildi bunlar. Umarım beğenirsiniz. Let's go. Bu arada maske yakışıyor mu bana ya? Şimdi şunu niye bulanık ya? Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Japonya'da robotlaştırılmış şeyler. Bundan kastım illa böyle gözü burnu ağzı bile çıkaran roketle uçan aletler değil. Yanlış yola gittim. İnsansız yapılan şeyler. Robotlaştırılmış olarak adlandırıcı. Bu niye benim yağım oluyor ya? Her şeyden önce Japonya'da trenler. Bu demiyorum ki Türkiye'de yok ya da dünyada yok, sadece Japonya'da var ya da yeni yapıldı, çok inovatif bir şey falan demiyorum ama gerçek mi? Gerçek. Bu hat böyle diye, bütün hatlar böyle diye de bir şey yok. Benim bildiğim sadece bu hat var ama bu hattaki trende sürücü yok. Yani süren biri yok. Otomatik bir şekilde tren gidiyor, geliyor. Bu galiba bir ara koymuştum. İstanbul'da da var diyen vardı. Tam bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Ama uzun lafın kısası, Japonya'da bazı trenler sürücüsüz, robotlaştırılmış, otomatikleştirilmiş bir şekilde. Bakın tren bu. Şöyle en öne kadar gidelim. Allah'tan boşu. Genelde zaten insanlar sırf bu sürücüsüz tren diye en ön vagona kadar geliyorlar. Yani full yabancılar orada, görebiliyorsunuz. Bu arada sesim geliyor mu maskeden ya? Gördünüz mü? Burada daha çok insan var. Burada da gördüğünüz üzere hiçbir şekilde sürücü yok. Şurada şöyle bir tane kamera koymuşlar. Bir de bakın böyle trenlerde bedava Wi-Fi'lar oluyor. O da benim gibi sim kartı olmayan insanlar için gayet çekici bir şey. İşin şey olan kısmı, bakın dışarıda da hiçbir şekilde çalışan olmuyor. Normalde diğer istasyona giderseniz her yerde adam, kapılar kapandı mı, okey çık git falan, ışıklar mışıklar her tarafta görebiliyorsunuz. Burada o da yok. Ne sürücü var ne de şöyle dışarıda gördüğünüz, baktığınızda çalışan insanlar var. Yani kısacası tamamen otomatikleştirilmiş, robotlaştırılmış ve toplu ulaşım araçları trenler. Allah'ım inşallah param vardır ve
Nani? Ulan param yok, tren videosu çekiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Aha bakın, robot gibi robot. Konser var galiba. Baksana herkes nasıl sıra olmuş. Şimdi eğlence merkezine geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bunu Japonya'da 100 lirayla bir gün mü? O videoda herhalde göstermiştim. Japonya'da kocaman, bilmiyorum biliyor musunuz ama Gundam denen Japonya'nın ta eskiden beri devam eden bir robot animesi var. Aha şu, devasa bir şey. Kaç metre, bir dakika bakalım şimdi. Görebiliyor musunuz? Şurada devasa, vallahi devasa bir şey yani. Gayet seksi bir şekilde yapılmış bir robot. Yani eğer diğer videoyu izlemediyseniz bu ne yapıyor diyebilirsiniz. Hareket ediyor mu? Ne yapıyor? Bu kadar insan neyi bekliyor falan. Bir gösteri var. Her 30 dakikada bir gerçekleştirilen bir şey. Şimdi bu robotlaştırılmış bir şey değil. Bu zaten robotun ta kendisi ama bunu birazdan göstereceğim şey bununla alakalı. O yüzden hava kararmadan bir göstermek istiyorum. Bak böyle manitalar şurada foto çekiyor. Yalnız baksana ayağının büyüklüğüne. Oha! Benim 49,5 ayağım var, benden daha büyük yani. Şuna bak. Acayip devasa bir şey ya. Roket moket var şurada, gördün mü? Uçuyor. Şurada da Gundam Shop var. Şurada da Gundam Cafe var. Böyle anime kafeleri bile var. Hani gerçekten Gundam böyle Japonya'nın en eski zamanlardan kalma robot. Hatta bunun figürlerini alıyorlar. Sıfırdan yapıyorlar falan böyle. Ben de küçükken yapardım. Hala bunun hastası olanlar var. Yıllar önceden olan bir şey normalde. Daha bunun büyüklüğü nerede yazıyor ben bulamadım ya. Hiçbir yerde yazmıyorlar. Bak mesela şu arkamdaki iki kişi bir şeyler konuşuyor ya birbirine gösteri. Gundam'ın işte kahvesini mi almışlar? Benimki mavi, benimki daha güzel. Yok benimki kırmızı, benimki daha güzel ya. Benimki orijinal ya falan. İnsanlar hala hastası bu olay. O yüzden hani hazır konular robot, şunu bir size göstereyim. Acayip mükemmel. Her süper bir şey bak. Son bir dakika başlamak üzere. Herkes kamerasını çıkardı gördüğünüz üzere. Herkesin elinde kamera var. Videolar açık ve size eşsiz bir gösteri. Bu arada bu 19.7 metreymiş şu yüksekliği. Kadar. Şöyle yakışıklı bir robot yani. Neyse daha fazla zorlamaya gerek yok. Sadece böyle parlıyor zaten. Bir gösteri 20 saniye. Arkamdaki adam kaçırmamak için 4 dakika boyunca video çekti ya. Sonrası, öncesi 4'er dakika. Oha! Millet hasta ya. Baksana gösteriden sonra dükkana giren bile var. Şimdi esas robotlaştırılmış şeye gideceğim. Eğlence merkezleri. Nasıl yani Hamza? Ne anlamına geliyor? Hemen göstereyim size. Bu arada arkadan baktığınızda o roket kısmı da böyle parlıyor. Ola ki AVM'leri gelirseniz genelde eğlence merkezleri en üst katta oluyor. Ya da -1'de falan oluyor. O yüzden en üst kata doğru ilerleyin. Bu Gundam'ın şöyle bir olayı var. Tamam böyle robot mobot ama animenin kendisinde de bu robotun içinde bir insan oluyor. Yani robot böyle sürülüyor, tamam mı? Atıyor bu dıkış 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 bir şeyler. İçeride bir adam bu robotu kontrol ediyor. Şimdi bu oyunlarda da böyle bir şey var. Aha bak gördünüz mü? Şöyle robotun içine binip sürüyorsunuz, adamları öldürüyorsunuz, deşiyorsunuz falan. Bak, sürdüğü robotu görebiliyorsunuz. Ninesi de yazık, torununa bakıyor herhalde de ne yaptı anlamıyor. Acayip ya. Baksana şurada da adam oynuyor, sevgilisi nasıl izliyor? Hadi bakalım gençler, bismillah başlıyoruz. Acayip, şöyle kemer falan var ya, oha. Şuraya baktığınızda şöyle aletler var. Şurada da bir alet var, böyle dıkış 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 bir şeyler var herhalde, anlamadım. Şurada pedaller var sağa sol. Robotun içindeyim yani, robotu sürüyorum. Kötüleri deşeceğiz. Deneme 100 lira. Yani pardon, 100 yani. 1 dolar yani. Hadi bana kolay gelsin, ben gidiyorum. Bay bay. Kemerimi de bağlayayım da kötüler bana ateş eder falan, sıkıntı olmaz. Yeneceğiz. Kötüleri deşeceğim. Ne işe yarıyor? Evet. Vur. Ateş ediyor. Hadi bakalım. Sürelim. Evet, vur. Ah. Teşekkür ederim. Eğlenceliydi ya. Artık kemerimi çıkartabilirim. Kötü adamları yenemedik ama başarısız olsak bile ben niye gaza geldim anlamadım şu an. Ama eğlenceliydi ya, eyvallah. Ben valla öyle şakasına geldim, ciddi zevk aldım ya. 15 dakika olmuş ya, 13-14 dakikadır oynuyorum, oha. Size çıkmadan bir tane daha şöyle eğlenceli bir oyun göstereyim. 100 yene 30 saniye boyunca
İstediğin kadar şunları alıyorsun. Neyse göstereyim daha eğlenceli. Yüzden koydum, tamam mı? Başla. Başla. Bak şuna basıyorsun. Bu robot gibi şey çikolatayı alıyor. Alırsa inşallah. Tüm almadı, yazıklar olsun. Bir daha, bir daha, bir daha. Al, al, al. Alırsa lanet şey. Heh, aldı ya şimdi, bak dur. Düşür diyorsun. Şunu da basıp düşürüyor. O bunları ittiriyor. İttirdikçe çikolataları buraya düşürmeye çalışıyor. Bak aldı. Aldı. Şimdi alıyor, alıyor. Düşür. Düşürdü. Allah. Hiçbir şey alamadım. Bakalım belki şurada bir iki tane düşürmüşlerdir ya. Yok, millet uyanık, almış hepsini. Gençler şimdi bunu dünyadaki başka hiçbir yerde göremezsiniz. Japonya'da tuvaletler böyle otomatik kendini yıkıyor falan. Bahar'a bahar konuşmak istemiyorum çünkü tuvaletteyim, bekleyenler de var. O yüzden buraya hızlıca geçeceğim. Zaten tuvalet çok fazla vakit geçirmek pek hoş bir şey değil. Tuvaletler böyle robot mu dersiniz, otomatik mi dersiniz, alet mi dersiniz, ne dersiniz? Böyle. Robotlaştırılmış bir vaziyette. Şimdi nasıl robotlaştırılmış? Öncelikle ısıtma. Oh, mis gibi mis gibi. İkincisi, şurada mesela popo yıkama diye bir şey var. Buna bastığınız anda şuradan su geliyor ve böyle pis diye su geliyor. İki, önden su, arkadan su. Şöyle privacy dedikleri şey var. Bastığınızda gördünüz mü? Ses geliyor. Sonra mesela şurada şunu yıkama aleti var. Bunu elle yıkamıyorsunuz yani hiçbir şekilde. Şuna bastığınız anda otomatik su fışkırtan alet. Allah, su fışkırıyor. Gördünüz mü? Şuradan su fışkırıyor normalde böyle piş 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 piş. Şunlar yıkanıyor. Sonra işin bittiğinde kendi kapanıyor zaten. Yani Japonya'daki tuvaletlerde arka tarafınızı, ön tarafınızı yıkamak istiyorsanız bunu bir tuşla halledebiliyorsunuz. Bu arada tabii ki de elimi yıkıyorum yani, onu da belirtmek isterim. Şimdi bildiğiniz üzere Japonya'da 2020 olimpiyatları yaklaşmakta. Bu nedenle Japonya böyle rehberdir. Aa bir dakika, sırtıma bir şey kaşıyor. Aa acayip kaşıyor. Bir tane. Japonya'daki bu rehber olaylarını yapabildikçe multilingual, yani farklı farklı dillerde konuşabilen rehberlere ihtiyaçları var. Peki bunun en kolayını bir kişi bütün dilleri konuşabilmesi değil mi? Peki bunu bir kişinin yapması mümkün mü? İmkansız. Peki bunu robot yaparsa ne olur? İşte o zaman işler değişir. Ki bu robotu ben size zaten diğer videolarımda bir ya da iki kere herhalde göstermişimdir. İzleyenler bilir. Şurada Junko ablamız var. İsmi Junko bu robotun. Selam. Bak. Gözüne bak. İyi bak, tamam mı? Sola gidince gördün mü nasıl takip ediyor? Sağa gidince nasıl takip ediyor? Gördün mü? Sağa gidince nasıl? Aha bak şimdi abiye bakıyor mesela. Junko ablayı size tanıtayım arkadaşlar. Şurada bu robot hakkında birkaç tane profil bilgisi var. Ablamız 26 yaşında, 6. ayın 1'inde doğmuş. İkiz burcu ve yeni dilleri öğrenmeyi seven bir ablamız. İki kardeşlerimiz. Bu küçük kardeş, bir de ablası var. Onun adı Aiko. Bu Junko. Ablası Aiko. Baksana mimiklere bak, mimiklere. Nasıl gözünü oynatır sinsi şey. Burna bak, burna. Ne? Ne bakın? Aha. Çince bir şeyler demeye başladı. Hadi babacım, hadi babacım. Hadi sıra bizde. Tamam, Junko, Junko Çince bilmiyorum, Junko. Türkçe, Türkçe. Türkiş, Türkiş. Öncelikle dile. Oo, dokunmadan. Oha, bu nasıl bir teknoloji? Oo, gördünüz mü? Aşağı nasıl iniyorum ki? Neyse, İngiliz yapalım o zaman. İngiliz. Evet, Japon restoranı istiyorum. Tamam, ben buraya nasıl gideceğim? Dördüncü kattaymış. Konnichiwa. Konnichiwa. Çok korkunç ya. Baksana nasıl mimiklere bak ya. Neyse Junko abla, görüşürüz. Bay bay. Burada da böyle birazcık daha dijital versiyonu var. Şöyle bakalım. Lan niye Türkçe yok ya? Hadi İngilizce olsun. Enter. Where is the bathroom? Oo bak. Aa, en yakın tuvalet şurada murda diyor. Gördünüz mü? Am I going to be rich in the future? I am sorry. I don't know that. I will study harder. Neyse bu arada bu sistem sadece burada değil. Böyle tren istasyonlarında da bulabilirsiniz. Böyle tren, daha çok tren hakkında şeyler var orada. Hani ne kadar hoş ne kadar değil bilmiyorum. Bence güzelden çok korkunç şeyler bunlar. Yani düşünsenize bunların her yerde olsa, bütün 100 tane Junko olsa mesela. Bir de ablası da çıksa şimdi, Aiko. Böyle gözümüzü oynata oynata sağ sol. Hepsi seni takip ediyor, düşünsene. Yürüyorsun, 5 tane 10 tane robot gözüyle seni takip ediyor. Korkunç değil mi abi? Will Smith'in I Am Legend mi? Öyle bir filmi var ya.
aynı onun gibi ya. Bu arada buradaki en güzel şeylerden bir tanesi robottan çok bu manga dükkanı. Manga severiyseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu robotlaştırılmış demek istemiyorum ama çeviri olayı tamamıyla çok güzel bir şekilde Japonlar halletmiş vaziyette. Bunu da Pocket Talk dedikleri bir aletle yapıyorlar. Şimdi hemen göstereceğim size nasıl yapılıyor. Efsane bir şey. Çevirmenliği yok edecek bir alet. Gördüğünüz üzere şurada Pocket Talk dedikleri ufak bir alet. Şurada da yazıyor Pocket Talk diye. Bakın alet bu, tamam mı? İstediğin kadar dil var bak. İstediğin Somali dili var ya. Yuraska dili. Olelo Hawaii dili var. Bu ne abi? Bak Türkçeden Japonca. Ya kanka bir şey diyeceğim. Son zamanlarda acayip başım ağrıyor da bunun sebebi ne ki ya? Bilir misin? Doktora gitsem mi ki? Kankayı bilmedi. Kankayı isim sandı ama ya saykin gakko ga honto ni muzukashi konuşamadım. Konnichiwa. Merhaba. O genki desu ka? Nasılsın? Arigatou gozaimasu. Teşekkür ederim. Desene oğlum, desene. Hani mesela Google Translate değil, anladın mı? Yazdığını direkt çevirmiyor ya da kelime kelimesine çevirmiyor. Direkt cümleyi anlam olarak çeviriyor. Süper ama korkutucu bir şey çünkü çeviridir, şudur budur. Bunlara hiçbir gerek kalmayacak eğer bunlar yayılırsa. Zaten şu an mesela Japonlar, özellikle teyzeler bunu kullanıyor şu an, yurt dışına gidenler falan da. Japonların elinde hep bunu görebilirsiniz. Çocuklar, teyzeler, anneler, babalar İngilizce bilmeseler bile bunu alıyorlar. Direkt konuşuyorlar Japonca. Çeviriyorlar. Türk düşünsene istediğin gibi ya. Ama mesela ben genelde paramı, harçlığımı Japonca Türkçe çeviri yaparak kazanıyordum. Artık o yok olacak. Neyse hayırlısı ya. Hayırlısı. Anla, fenalık bastı. Burası Henna Otel. Diğer ismiyle Robot Otel. Şimdi ben size şöyle bir göstereceğim. Zaten burada gecesi 100 dolar mı ne yani? O kadar verecek param yok. Şöyle bismillah diyelim, gel. Allah. Bak robot var. Arkadaşlar şimdi Japonya'da robotlaştırılmış şeylerden bir tanesi de oteller. Yani bunun Henna Otel, şu an burada arkamda robotlar var, şurada robotlar. Bak şurada da robot konuşuyor bir tane. Bu arada bu da bizim basket kaptanımız. Güzel fotoğraflar çekiyor Japonya hakkında. Neyse ben sadece resepsiyonu şimdi size göstereceğim, tamam mı? Acayip manyak bir şey. Şurada. Hay, nan de shou ka? Konnichiwa. Konnichiwa. Kyou wa nani wo matasemasu ka? Onigiri wo tabetai desu. おにぎりが好きなのですね。お近くでお店を探しましょうか。お願いします。こちらがおすすめです。おは。番号を言っていただければ詳しい情報を表示。おは、おにぎり yiyebileceğim yerler göster. Bakın arkadaşlar burası da otelin kendisi. Şunlar hepsi robot. Şimdi ben azar işlemek için bir şeylere basmayacağım ama genelde buradan basarak ederek robotlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Baksana. Oha ya. Şuna bakar mısın? Ne kadar gerçekçi ya. Oha. Neyse. Bay bay. Görüşürüz. Yani robot arkadaşlar. Robot yani. Bunlar ya. Bunlar böyle eğilip kalkıyor falan ama para vermem gerekiyor. O kadar param yok. Oh. Oha, oha. Bütün dilleri konuşur. Hey. Oh, nasıl değilim. Neyse hani gördüğünüz üzere robotlar da artık otellerde bulunmakta. Bu şubesinde her şey robotlaştırılmış değil mi? Sadece check-in, check-out ama diğer şeylerde oda servisleri vesaire ufak ufak robotlar oda servislerini yapıyormuş. Yani tamamen otomatikleştirilmiş, insan olmayan bir otel sistemi. Dolayısıyla. Şimdi gençler, son olarak Japonya'da robotlaştırılmış şeylerden en çok gelip görmek istediklerimden bir tanesi kahve yapımı. Kahve yapımını zaten birçok yerde görmüş olabilirsiniz ama Kore'de falan da vardı. Burada da Japonya'da otomatikleştirilmiş robotla kahve verimi dağıtımı var. Şurada o adam ne yapıyor bilmiyorum şu anda ama robot error verdi herhalde, anlamadım. Alo, günaydın. Aha. Çocuğun gözü açıldı da bu nasıl gözler arkadaş? Oha ya, insan korkar. Manyak ya. Bu arada bakın her tarafta böyle kafenin sensör gibi şeyler var. Gördünüz mü? Şurada. Öncelikle bu mekanın ismi Henna Cafe. Shibuya'da bulunmakta. Henna Cafe garip kafe demek yani. Henna Otel de garip otel demek. Henna Cafe de garip kafe demek. Şu ablamızın yaptığı gibi şuradan order alıyoruz. Ondan sonra cıma. Şu robot da bize yapıyor. Bu kadar. Bak el sağlığı, gördünüz mü? Bayağı tatlı bir şey.
Menüde kahve var, drip coffee var, americano, ice coffee, cafe latte, cocoa falan filan. Şurada da smoothie'ler var. Biz bu smoothie'lerden alacağız. Şurada QR kod okutma yeri var. Oraya okutuyoruz bunu. Şimdi bak arkadaşlar, şurada bir ton sıra olduğu için bize sıra var da böyle alıyor bardağı. Buradan buz döküyor mesela. Gördünüz mü? Gördün mü? Bardağı döküyor işte. Frappe olsun diye. Oh, adam kapağını da kapatıyor ya. Bir tanesini yaparken bir de diğerini de yapıyor. Öyle bir güzel şey de var. Multitasking yani. Şimdi sen robot otu namayı halindes. Tom arıza yaptı abi. Aha, Tom arıza yaptı. Tom yoruldu arkadaşlar. O kadar baksana da şu sıraya bak. Şey yapayım gençler. Neyse arkadaşlar, Japonya'da robotlaşan şeyler bunlar. Birçok şey size göstermeye çalıştım. Çok daha şey vardır benim bilmediğim belki ama benim yani gözüme çarpan şeyler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elimde kahveyle, robotun yaptığı bir kahveye. Sayonara.